Çevre kirliliğinin belki de her türlüsünü konuştuk bugüne kadar. Hava kirliliği, su kirliliği, hatta gürültü kirliliği. Bugün ışık kirliliğini konuşacağız. Çünkü şehirler hızla büyüyor, yaydıkları ışık da öyle. Ve astronomlar uyarıyor. Şehir ışıkları artık gözlem evlerini tehdit eder hale geldi. Bu nedenle de ilk hazırlıklarına 20 yıl önce başlanan ama bir türlü de yasalaşmayan ışık kirliliğinin önlenmesine ilişkin yasa taslağının güncellenip meclise sunulması için bir kez daha harekete geçtiler. İşte bu alandaki adımları, ne yapılması gerektiğini konuşacağız. Türk Astronomi Derneği Başkanı Profesör Doktor İbrahim Küçük'le. Efendim, hoş geldiniz Haber Global yayınına. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Önce şunu bir anlayarak başlayalım isterim. Nedir ışık kirliliği? Evet. Kısaca biz tanımını şöyle yapıyoruz. Işık kirliliği yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda ışık kullanılması. Yani genel tanımımız böyle. Evet. Devam ediyorum. Yani Evet. ışık kirliliği aslında tabii ışık bizim için vazgeçilmez bir kaynak. Şöyle söyleyelim, gök cisimlerinden yani yıldızlardan, galaksilerden, derin gök cisimlerinden aldığımız tek bilgi aslında ışık. Bizim bahsettiğimiz burada ışığın yanlış kullanımı nedeniyle bu harika gök cisimlerini gözleyemeyeceğimiz noktasına gelmiş olmamız. Bizim şikayetimiz bu. Dolayısıyla ışık kirliliği terim de buradan yola çıkıyor. Yani evreni görmemize engel olan bir problem ışık kirliliği. Üstelik sadece gök bilimini tehdit etmekle de kalmıyor. Doğal yaşamı, insan sağlığını etkiliyor. Şehirler üzerindeki ışıklar aynı zamanda gökyüzünü aydınlatmak için boşuna sarf edilen enerjinin de bir kanıtı durumunda. Şimdi aslında bu oluşan ışıktan perde yıldızlarla aramıza giren bir bariyer oluşturuyor diyebiliriz. Bu bizi nasıl etkiliyor? Hayvanları nasıl etkiliyor? Bitkileri nasıl etkiliyor? Tabii şimdi ışık kirliliğin dediğim gibi sadece astronomik anlamda yani gök cisimlerini gözleyememek anlamında bir şeyi var, sonucu var, kötü bir etkisi var ama dediğiniz gibi çok doğru bir nokta. Bu sadece gözlem açısından değil. Yani hayvanların özellikle vahşi hayvanların yaşamlarını etkiliyor, göç yollarını etkiliyor, insan yaşamını da aynı zamanda etkiliyor. Mesela ona güzel bir örnek de verebiliriz. Mesela serotonin hormonu denilen bir hormon var. Özellikle karanlık ortamda vücudun uyku zamanında salgıladığı bir hormon ki bu bağışıklık sistemini ayarlayan bir hormon. Siz yani gökyüzünü aydınlattığınız zaman, aynı zamanda da yanlış ışıklandırma yaptığınız zaman, sokak lambalarıyla mesela evlerimize doğru yönelttiğiniz zaman bu hormon salgılanmıyor bir şekilde. Tabii en önemli etkileri bunun yanında güvenlik açısından, enerji açısından, hava kirliliği açısından, ekolojik denge açısından ve biraz önce bahsettiğim gibi vahşi ve doğal yaşamın etkilenmesi açısından değerlendirilebilir, söylenebilir. Bu açıdan gerçekten çok önemli etkileri var. Şimdi astronomların da harekete geçmesi aslında bizler için de bir uyarı niteliğinde. Elektrikli aydınlatma aslında hayatımıza gireli bir 130 yıl kadar zaman oldu ama milyonlarca yılda oluşan bir dengeden de bahsediyoruz diğer yandan. Bu 130 yılda bu dengeyi biz ne kadar bozduk sırf ışık kirliliğiyle? Elbette tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela bizim kullandığımız standart bir gökyüzü parlaklık ölçeği vardır. Hipparkus deriz. Yani milattan çok çok uzun yıllar önce onun tabii o zaman elektrik falan yoktu. Tanımladığı sistemi kullanırız. Parlaklık sistemini. 6'ya kadar bir sıralama yapmış yıldızlarla ilgili. 6 burada en sönük, yani gözün görebileceği en sönük yıldız. Tabii biz teleskoplarımızla, güçlü aygıtlarımızla 20'lere kadar çıkmak istiyoruz. Yani bu rakamı böyle telaffuz edebilirim. Ama şu anda gözümüzle bırakın 6'yı, 1'i, 2'yi bile zor görür hale gelmişiz. Yani tabii bütün bunların nedeni aslında teknolojiyi aslında bir savurganlık şeklinde kullanmamız. Yani bilimle at başı gitmesi gereken bir olgu şeklinde kullanmamış olmamız. Bunun en güzel örneği de şehirlerin doğru aydınlatılmamış olması. Dolayısıyla göz evlerinden bahsettiniz. Şu an mesela bizim göz bebeğimiz TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi. 1900 2000 yani daha doğrusu yaklaşık olarak bir 20 20 22 23 yıllık bir mazisi var kurulalı. O zamanlar Avrupa'nın neredeyse dünyanın en temiz gökyüzüne sahip bir kurumumuz bizim gözlemimiz.
şu anda ışık tehdidi altında. Hemen civarında mermer ocakları var. Onlardan çıkan tozların havadaki moleküllerle etkileşmesi dolayısıyla ışığın farklı yönlerde saçılması nedeniyle de gözlem yapamaz duruma geliyoruz. Bunun yanında önemli bir projemiz var. Doğu Anadolu Gözevi kuruluyor Erzurum'da. Doğu Anadolu Gözevi 2023 vizyon projelerinden bir tanesi. Onun da geleceğini düşünmemiz lazım. 2 yıl sonra hizmete girecek ve Avrupa'nın en büyük 4 metre çaplı bir teleskobu dolayısıyla. Yani bütün bunları değerlendirdiğiniz zaman yani deyim belki şey olabilir ama çarpık kentleşme, şehirleşme aslında bizi buralara kadar getiriyor. Çözümler de belli aslında. Yani çözümler aslında daha doğrusu sorun evrensel ama çözüm yerel. Yani yerel yönetimlerle, belediyelerle biz bu işi minimuma indirebiliriz. Peki orada o noktada ne yapılabilir noktasına geçtiğimizde bir de gökyüzünü koruma yasası yönünde çalışmalarınız da var. İşte meclise bu konuda bir kez daha harekete geçtiniz meclise sunulması için güncellenerek. Bu gökyüzünü koruma yasasının içinde ne olacak? Ne yapmak gerek bu durumun önüne geçmek için? Şimdi hemen şöyle bir bilgi vereyim. Bu yasa aslında siz de konuşmanın başında yayına girerken de bahsettiniz. 1998 yılında aslında ilk hayata geçirildi. O zamanın TÜBİTAK Ulusal Gözlem Müdürü Profesör Doktor Zeki Aslan hocamız tarafından. Ama bu bir yasa taslağı haline getirildi. 2005'lerde daha doğrusu bakanlığa sunuldu ama bir sonuç alınamadı. Şimdi bir elimizde bir taslak var aslında. Biz bu taslak üzerinden günümüz koşullarında dikkate alarak bir düzenleme yapmak istiyoruz. Bu düzenleme içerisinde mesela özellikle turizm belgesi olan yerlerde gelişi güzel aydınlatmalar söz konusu olamayacak. Bunun bir sınırı olacak. Gözlem evlerinin 50 kilometre civarındaki alanda kesinlikle zararlı ışıklar, yani ışık kirliliğine yol açacak ışıklandırma yapılamayacak. Bunun yanında ülke ekonomisine tabii katkılar olacak. Bununla ilgili hesaplarımız var. Ülke ekonomisi ne kadar getirisi olacağı ile ilgili. Yani genel çerçevede bakarsanız yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde ama bakanlıkla, özellikle Enerji Bakanlığı ile koordineli olacak şekilde bir yasa tasarısı tekrar gündeme getiriyoruz biz. Yani bunu ele alıp tekrar sıcak hale getiriyoruz. Dolayısıyla biliyorsunuz hani binaların aydınlatmalarından tutun da parkların aydınlatmalarına özellikle bütün bunlar bu yasa çerçevesinde aslında kontrol altına alınmış olacak. Şimdi şöyle de diyebilirsiniz, peki bu yasalar çıkarılıyor ama buna uyan oluyor mu? İşte bizim toplumumuzun maalesef böyle bir sıkıntısı var. Sadece bizim toplumumuzda değil. Mesela İtalya'da bu yasa var ama uyanların neredeyse sayısı %30'larda, %40'larda ama olsun. En azından böyle bir girişim olması hem dediğim gibi gökyüzü kalitesi açısından, astronomi için, insan sağlığı açısından, vahşi yaşam açısından, ekolojik denge açısından bütün bunları düşündüğünüz zaman elbette önemli katkıları olacak. Evet, aydınlatmanın sınırlandırılması, ışık kirliliğinin önüne geçilmesinde önemli bir adım olabilir sizin de söylediğiniz gibi. Ama çok daha büyük ölçekli gelişmeler de var aslında. Ünlü yatırımcı, girişimci Elon Musk'ın Starlink projesi var örneğin. 2027 yılına kadar tüm dünyanın etrafını bir yüksek hızlı internet uydusu ağıyla çevirmeyi hedefliyor. 12 bin uydu, bu uydunun izleri, uydu izleri söz konusu olacak. Evet. Bu nasıl bir tehdit? Bu başlı başına büyük bir tehdit tabii ki. Yani ben şöyle gireyim konuya isterseniz. İlk uydu Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1959'da fırlatıldı. O zamandan bu yana şu anda mesela dünyaya dışarıdan baksanız dünyayı göremeyeceğiniz kadar uydu kirliliği var. Haberleşme uydularından tutun da askeri uydular, bilimsel uydular da var birkaç tarafın içerisinde ama şimdi Elon Musk'ın bu bahsettiği tabii insani açıdan düşünürseniz yani teknolojiyi kullanma açısından, yaşamı kolaylaştırma açısından düşünürseniz gayet doğal karşılanabilir ama özellikle gökyüzü kirliliği açısından düşündüğü zaman büyük risk oluşturuyor. Dolayısıyla bunun biz aslında bir şekilde çözülebileceğini de düşünüyoruz. Yani bunun şu anda ne kadar hayata geçme olasılığı ne kadar olduğunu tam bilmiyoruz ama bunun mutlaka uluslararası ortamda ki mesela bu Uluslararası Astronomi Birliği'nin de gündem konusu içerisinde, Uluslararası Işık Kirliliği Birliği'nin de gündemi içerisinde onlar gerekli çalışmaları, düzenlemeleri mutlaka yapacaklar, yapıyorlar. Biz de bu konularda haberdar oluyoruz. Yani dolayısıyla aslında yasa da var. Mesela yakın zamanda biz de artık Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Bununla ilgili çalışmalara da başlıyoruz. Uzay hukuku diye bir kavram var artık. Yani gelişigüzel herkes kafasına göre istediği yörünge, istediği yere uyduyu atamayacak.
Bunun mutlaka bir sınırı olacak, yasal düzenlemesi olacak. Dolayısıyla bütün bunların etkilerini de göz önünde almak lazım. O yüzden bu yasa, bizim düzenlediğimiz, tekrar gündeme getirdiğimiz yasa çok önemli. Ülke olarak hazır ajansımıza kurulmuşken biz kendi düzenimizi kurarsak, dolayısıyla diğer oluşumlara da entegre olmak çok daha kolay olacak diye düşünüyorum. Evet, pek farkında olmadığımız ama üzerinde düşünmemiz gereken bir konuda bizi aydınlattınız. Profesör İbrahim Küçük, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler.